Triana Phillips, Monsieur Antoine ve Madame Theodora'nın 15 yaşındaki dünyalar güzeli kızları. Ablası Alexia'dan, hatta annesi Theodora'dan daha güzel bir kız. 15 yaşında, sağ, hatta geri. Doktor, kızım iyileşecek mi? Doktor sana soruyorum, Triana Phillips'in bir olacak mı? Hiç umut yok Antoine'a. Ne demek umut yok doktor? Ne demek umut yok? Söyle, para gerekiyorsa ne istersen veririm. Yeter ki Triana Phillips'in iyi olsun. Kızım iyileşmeyecek mi? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Sakin olun bayan, kabullenmesi zor bir durum. Fakat ne yazık ki Triana Phillips'in zekası hiçbir zaman 7 yaşındaki bir çocuğunkini geçemeyecek. İnanmadım Monsieur Antoine. İnanmak istemedim. Nice doktorlar getirdi, nice doktorlara götürdü. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Hiç umut yok Antoine. Olmalı. Bir umut olmalı. O benim annemin yüzünü taşıyor. Triana Phillips, öyle yumuşak bir çocuk ki hep sokağa kaçmak ister. Ama özgürlüğü üzerine cam kırıkları yerleştirilmiş yüksek bahçe duvarının başladığı yere kadar. Bu sınırı büyütmek için neler yapmadı ki? O yalnızca özgürlüğü özlüyordu. Bu kendini tanımayınca eşyasını özgürlüğe kavuşturmayı denedi. Ayakkabıları... Sakin ol. Tamam. Triana Phillips kaçıyor. Ne işiniz var sizin burada? Dalın ufa! Gözüm görmesin sizi! Antoine. Tamam. Ne oldu bana? Sakin ol. Kızım, nerede o? Nerede kızım? İyi mi kızım? Çok iyiyim adam. Sultan onu mutfağa götürdü. Siz de gidin yardım edin ona. Nesim Efendi'ye söyleyin, duvarın üstündeki tistan parçaları toplatsın. Hadi, durmayın! Baş üstüne al. Nasıl? Daha iyisin değil mi? İyiyim Antoine, iyiyim. Odama gidip dinlenirsem daha da iyi olacağım. Hay Allah! Neredeyse unutuyordum. Akşama konuğumuz var. Binbaşı Portal. Sen ne biçim bir annesin Theodora? Kızın evden kaçmaya çalışıyor. Sen akşam vereceğin yemeğin derdine düşüyordun. Ne demek istiyorsun Antoine? Ben iyi bir anne değil miyim? Ben kızımı sevmiyor muyum? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Ne söylediğimi duydun madam. Cevabı belli sorular sormayacaksın. Yoksa çok üzülürsün. Beni delirtmek için ne söylemen gerektiğini çok iyi biliyorsun Antoine. Ama oyununa gelmeyeceğim. Zira seninle uğraşacak gücüm yok. Ne ala. O zaman sizi mutlu edecek bir haber vereyim. Madam, bu akşam yemeğini ben siz yiyeceksiniz. Birkaç saate kadar Beyrut'a gidiyorum. Hiç şaşırmadım Antoine. Her zamanki gibi yani. Ne halin varsa gör Antoine. Ben odama çıkıyorum. Odamıza demek istiyorsun. Odamız? Nihayet bir odamız olduğunu anımsadın. Bravo sana Antoine. Kocası ölmüş. Dul bir kadın gibiyim. O nasıl söz Theodora? Her işi tek başıma yapıyorum. Çocuklar büyürken yanımda olmadın. Çalışanlar sorun çıkarırken yanımda olmadın. İşler